Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Farklı bir videoyla karşınızdayız. Çekimlerimiz için aldığımız drone'un size kutu açılımını yapacağız. Kutumuzu açalım. Bayağıdır kullanıyoruz bunu ama kutu açılım videosu yapmak için daha üstündeki hiçbir etiketi, sticker'ı çıkartmadık. Aslında hem ürün tanıtımı hem de drone'la alakalı dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Kullanımıyla alakalı vesaire. Bunlardan da belki bahsederiz değil mi? Evet. Şöyle hoş, şık bir kutu yapılmış. Kutuyu açtığımız zaman bir adet drone'umuz pili takılı halde, işte gimbal koruyucusuyla birlikte bir adet kumanda ve kablolarımızın olduğu kutular çıkmakta. Bunların şimdi hepsini ufak ufak tanıtacağız. Bunu şöyle yana. Şimdi öncelikle bu drone kendi içine 8 GB'lık bir hafızayla geliyor. Çıkart takmadan da uçurabilirsiniz. Hatta benim iki defa hayatımı kurtardı. Kartı yanıma almayı unutmuşum ama çekim yapmam gerekiyordu. İçindeki 8 GB'la bunu yapabildik. Daha büyük uzun çekimler için 128 GB'lık bir micro SD kart seçtim. Bu kartları seçerken dikkat etmeniz gereken şey üstünde böyle bir U gibi bir şeyin içinde bir sayı yazar. Bunun 3 olmasına dikkat edin. U3 deniyor galiba. Şurada yer alıyor. Ben ekrana koymaya çalışacağım. Niye böyle kart almalısınız? Çünkü 4K çekim yapacaksanız ancak bunun hızı 4K çekim almanıza yarıyor. Bundan daha düşük yazma hızlı bir kart alırsanız sizin drone'unuz çekimleri böyle takıla takıla yapacaktır. Üstüne yapamayacaktır 4K çekmek isterseniz. Bunu da drone'umuzun şu aşağıdaki yerini buraya böyle dik diye oturtuyoruz ve artık 128 GB'lık bir hafızamız daha oluyor. Telefonlardaki sim kartı benzer bir şey zaten şey olarak oturtuyoruz. Evet, drone'u aldığınız zaman açıp uçurmaya çalışmayın. Mutlaka pilini önce şarj edin. %100 şarj olduktan sonra drone'unuzu kullanın. Sıfır şarjla mı geliyordu yoksa biraz şarj oluyor? İçinde biraz şarj oluyor ama pilin ömrü için, pile zarar vermemek için öncelikle bir full şarj edip ondan sonra pili zorlamak her zaman daha doğru. Kutularımızı açtığımız zaman bir adet bunun Type-C bir ucu USB bağlantısı olan drone'dan direkt bilgisayarınıza bağlayabildiğiniz ve içindeki kartı ve kendi hafızasını bilgisayara aktarmanız için. Aynı zamanda bununla kumandayla, kumandanın şu altında yer alan kısımla bağlayacağınız herhangi tablet, ekran gibi yerlerde de bağlantı oluşturabiliyorsunuz. Hayalimi değil mi? Ah, çıkar. Küçük parmaklarım da sana hayalimi değil mi? Buyurun, deneyeceğim de. Buyurun. Bu tarz yine kumandanın şu yanına taktığınız ve buradan telefonunuza bağlantı olan, ben Samsung kullandığım için Type-C kullanıyorum. Ama işte eski Samsung'lar için ya da diğer Android telefonlar için ve Apple için ayrı uçları mevcut. Ayrıca bir tane Type-C'yi gene bu eski uçlara çeviren bir adaptör çıkıyor. İki tane, bunu şuradan gösterebilirim. Joystick ucundan çıkıyor. Bunu kumandanıza takıp şu şekilde açtığınız zaman joystick'i kullanıyoruz. Kullanmanız için ne dedim? Uzaktan kumandanız kullanmanız için aparatları. Bunları çok güzel yapmışlar. Bunu direkt çantanıza atabiliyorsunuz. Kollar herhangi bir zarar görmüyor. Bunları içeri koyup zaten bunu katladığınız zaman hani şunu istediğiniz her yerde taşıyabiliyorsunuz. Cebinize bile koyabiliyorsunuz. Ben çoğu zaman cebimde taşıdım. Şuradaki şeyi telefonunuza takıp telefonu da bu araya sıkıştırıp antenlerinizi de mutlaka açıp antenleriniz her zaman drone'a bakması gerekiyor. Drone'a bakmadığı zaman, araya bir şey girdiği zaman, arkaya döndüğünüz zaman kopukluklar yaşayabilirsiniz. Bu da sorunlara neden olabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken şey drone kullanırken her zaman antenlerin drone'a bakması. Deniz, senin telefonunla çalışmadığı, istersen ondan bir bahset. Çünkü benim telefonumu kullanıyoruz. Evet, şimdi biz Samsung kullanıyoruz. Evet. Ben S21 kullanıyordum. Eşim de S9 kullanıyordu. İlk eve getirdim drone'u, koydum. S21 telefonumla bağlanmaya çalıştım. Drone'a bağlanıyordu ama bir türlü görüntü gelmiyordu. Küçük ve biz panik yaşadık. Aynen, drone hatta bozuk zannettik. Evet. Yani Samsung'un son telefonuyla ve son onun içindeki sürümle DJI drone'larının programının bir şekilde uyuşmadığını gördük. İkinci kutumuzu açalım. Bu kutumuzdan da şarj aletlerimiz çıkıyor. Şu kısmı bataryamıza takıp, şuradaki kısmı da kumandamıza takıp
Bunu fişe taktığımız zaman hem kumandamızı hem de pilimizi şarj ediyor. Yani pilin üstüne tıkladığınız zaman şarj durumunu gösteriyor. Bu pil için dikkat etmeniz gereken şey, pili hiçbir zaman full şarjlı tutmayın. Komple bitik de tutmayın. Çünkü bu pilinizin ömrünü azaltmasına sebep oluyor. Yani şarj ettiyseniz kullanın biraz. Yani şarj ettiyseniz kullanın ve yani %20, %25 bırakabilirsiniz. Son bunlar kutumuza... önemli bilgiler, nihayetinde fiyatlı bir ürün bu. Evet. Son kutumuza gelirsek, bunun içinde pervaneleri, bir adet yedek pervanesi ve kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi. Biz Türk Milleti olarak okumuyoruz zaten ondan. Ürünler çıkıyor. Evet, Türk Milleti olarak okumuyoruz ama yani buna mutlaka bir göz gezdirin. Yani ne kadar biliyorum deseniz de bilmediğiniz ufak bir özelliği olabiliyor dikkat etmeniz gereken. Bu yüzden kitapçıkları mutlaka okuyun. Pervanelerimizde de dikkat etmemiz gereken şey, pervanelerinizi aldığınız zaman... Neden burada? Bir tanesinin üstünde gri bir yuvarlak vardır, bir tanesinin üstü siyahtır. Drone'unuzu aldığınız zaman üstünde de bir tarafta gri bir çerçeve vardır, bir tarafta yoktur. Bu gri olanı... Neyi nereye takacağınızı gösteren küçük bir... Aynen. Gri olana, düz siyah olanı, düz siyah olana takmanız gerekiyor. Pervaneleri takarken genelde şu şekilde takıyorsunuz ve pervaneler bu formda duruyor. Yere koyup direkt drone'u hareket ettiriyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman drone ilk başta dönerken bir savrulma yaşıyor ve uzun süre boyunca tekrar ederse motorlara zarar verebiliyor. O yüzden drone'unuzu yere koyduğunuz zaman elinizle bu pervaneleri her zaman açın ve bundan sonra uçurmaya başlayın. Drone'umuzun önünde bir koruyucu var. Bu içindeki gimbal'ı koruyor. Ama bunu çalıştırmadan önce koruyucu kapağı mutlaka çıkartmanız gerekiyor. Çünkü koruyucu kapağı çıkartmadığınız zaman açıldığında alet, gimbal kendi bir dönüşü var. O dönüşü tamamlarken motorları zarar görebiliyor. Bu yüzden hiçbir zaman bununla birlikte drone'unuzu çalıştırmayın. Deniz'cim, biraz da istersen nereden aldık, fiyatı ne kadardı, onu da bilgisini paylaşalım. Biz 2021 Mayıs ayında aldık drone'u. Yani ben şunu öneririm, internetten almayın. Yani böyle ürünleri gidip görüp almak her zaman daha iyi. Bazen çok iyi indirimler olabiliyor tabii, onları yakaladıysanız kaçırmayın ama internetten en ucuz 15 bin liraya bulmuştum. Trendyol'daki bir mağazadan. Ama kendim Eminönü'ne gidip oradaki fotoğrafçılarda dolaşıp yine garantili olarak 14 bin liraya almış oldum. Yani 1000 lira da az bir para değil. Çok güzel, fakat herkesin kullanabileceği bir ürün değil. Çünkü bununla alakalı bir kursa gitmiştin ve ehliyet almıştın. Ondan da bence bahsedelim. Ürün 1 kilo yaklaşık, yani 900 küsür gram bir ürün. Ve 250 gram üstü bir drone kullanıyorsanız ne yazık ki bu artık oyuncak statüsünden kalkıyor ve belli kurallara dahil oluyor. Hem ehliyetinizin olması, hem drone'unuzun sizin ya da şirketinizin üstüne kayıtlı olması, hem de TGHM üstünden uçuş izni almanız gerekiyor. Ehliyet, ruhsat yani. Yani ehliyet, ruhsat ve uçuş izni. Büyük cezaları var. O çünkü yüzden... profesyonel kayıt alabildiğim bir şey. Bu evet. Evet, yani özel hayatın gizliliği anlamında da belki, mahremiyet anlamında da. Vaktinde sağ olsun bir arkadaş kızlar yurdunu çekmiş ve edilen şikayet üstüne bu şekilde yasaklar başlamış. Rivayete göre belli başlı kurallara uyan ve bu işi bilen insanların uçurması gereken aletler bunlar. Sizin de sormak istediğiniz ya da acaba şu nasıl diye merak ettiğiniz bir konu varsa bize yorumlarda bahsedebilirsiniz. Evet, yani bu paylaşımı yeterli buldunuz mu? Sormak istediğiniz farklı şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmuşsunuzdur diye umut ediyorum. Bildirim zilini de açın. Açın. Yani açın. Lütfen. Hadi aşağı inelim bakalım. Öncelikle drone'u uçurmadan önce kalibrasyonlarının yapılı olduğundan emin olalım. Yeni güncelleme yaptıysak tüm kalibrasyonları baştan yapalım ve en az 11-12 uydu gelmeden uçmaya başlamayalım. Cihazımızın Active Track bölümüne girerek sağ aşağıda ekranda olduğu gibi objemizi parmağımızla seçiyoruz. Objemiz yeşil olduktan sonra Go seçeneğine tıklayarak kendimizi takip etmesini sağlıyoruz. Aşağıdaki yay üstündeki yuvarlağı sağa ya da sola doğru ittirerek saat yönünde ya da saatin tersi yönünde drone'un etrafımızda dönmesini sağlayabiliriz.
Bu modun diğer çekim modlarından farkı, burada kaydı kendimiz başlatıp durdururuz. Diğer otomatik çekim modlarında siz o modu uygularken kendisi otomatik olarak çekim yapar. Sol tarafta bulunan kırmızı çarpıya basarak bu modu sonlandırabiliriz. Otomatik çekim modlarının ilki drone'dir. Girdiğiniz zaman yine objeyi seçerek ve bir mesafe girerek bu işlemi başlatabilirsiniz. Drone geri geri sizin belirlediğiniz mesafe kadar giderek sizi çekecektir. Burada çekim otomatik olarak yapılacaktır. Sizin kayda başlat ve bitir demenize gerek yoktur. Çekim bittikten sonra drone otomatik olarak yanınıza geri dönecektir. İkinci otomatik çekim modumuz Circle'dır. Adından da belli olacağı gibi drone seçtiğiniz objenin etrafında dönecektir. Bunun saat yönünde ya da ters yönünde olmasını seçeneklerden istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Takip et modundaki etrafında dön seçeneğine çok benzer. Ben genelde circle modunu duran cisimlerde, takip modundaki dönme işlemini ise hareketli cisimlerde tercih ediyorum. Üçüncü otomatik çekim modumuzun adı Helix. Burada yine objeyi seçip Go dediğimiz zaman drone bizim etrafımızda devamlı genişleyen çemberler çizerek ve hızlanarak yukarıya doğru, daha yükseğe doğru hareket ediyor. Bu çekim modunu çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Çok artistik ve güzel gözüken bir çekim modudur. Çekim bittikten sonra drone otomatik olarak yanınıza geri dönecektir. Dördüncü çekim modumuzun adı Rocket. Adından da anlaşılacağı gibi yine objeyi seçip Go dedikten sonra drone yavaş yavaş hızlanarak direkt yukarıya doğru dimdik çıkmaya başlıyor ve bizi kuş bakışı bir görüşle gösteriyor. Çekim bittikten sonra drone otomatik olarak yanınıza geri dönecektir. Beşinci otomatik çekim modumuz Boomerang. Adından da anlaşılacağı gibi burada drone bir boomerang gibi hareket eder. Sanki bir boomerang fırlatmışız ve ileriden tekrar bize geri dönüyormuş gibi bir çekim modu sunar. Çekim bittikten sonra drone otomatik olarak yanınıza geri dönecektir. Otomatik çekim modlarının altıncısı Asteroid. Burada drone hızlı bir şekilde geriye ve yukarıya doğru yükselir. En yüksek noktasına ulaştığı zaman da etrafındaki tüm çevreyi çekerek 360 bir görsel oluşturur. Oluşturduğu bu görseli video ile birleştirerek size sanki ufak bir gezegenin üstündeymişsiniz gibi etki oluşturmuş olur. Çekim bittikten sonra drone otomatik olarak yanınıza geri dönecektir. Hi
Hyperlapse modunda drone'umuza drone'un hızı, videonun uzunluğu, kaç saniyede bir fotoğraf çekeceği ve rota gibi değerleri girdikten sonra drone'umuz üst üste bizim belirlediğimiz ölçülerle çektiği fotoğrafları birleştirerek bir video oluşturur ve oluşturduğu bu videoyu bize verir. Daha sonuna geldik. Bizim için çok keyifli bir gündü. Umarım gerçekten yararlı olacak bir takım bilgiler aktarabilmişizdir. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda buluşalım. Drone ile ilgili bildiklerimizi anlatmaya çalıştık. Çekim tekniklerini göstermeye çalıştık. Veda ederken otomatik olarak hazırlanan videonun otomatik çekim modları ile birlikte ne kadar güzel sonuçlar verdiğini aslında göstereceğiz. Siz de bu otomatik modları kullanarak çok güzel videolar hazırlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek isterseniz de, kendiniz çekmek istiyorsanız da bunun için ekstra farklı çekim tekniklerini deneye deneye bu konularda profesyonelleşebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda buluşmak üzere. Just bye bye yap oraya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.